Nefis Emek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir fırında helva tarifi paylaşacağım. Hem çok lezzetli hem çok pratik bir tarif, dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapılışına başlayalım. Öncelikle 500 gram tahin helvasını bir kaba alalım. Çatal yardımıyla iyice ezelim. Helvanın kıvamını iyi ayarlayabilmek için güzelce ezmemiz gerekiyor. Bu sebeple olabildiğince küçük parçalar kalacak şekilde ezmenizi tavsiye ederim. Helvayı iyice ezdikten sonra üzerine 1 çay bardağı süt ve 2 tatlı kaşığı limon suyunu ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Şu anda kullandığım süt sıcak değil, oda sıcaklığındaki sütle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sütü ekledikten sonra karıştırmaya devam ettikçe helvamız boza kıvamını alacak. Olabildiğince pürüzsüz, akışkan bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Sizlere şöyle helvamın kıvamını da yakından göstereyim. Şimdi helvamızı kaplara paylaştırarak pişirme aşamasına geçebiliriz. Helvayı pişirmek için ben küçük porsiyonluk güveç kapları kullanacağım. Dilerseniz daha büyük bir kapta tek parça halinde de pişirebilirsiniz. Bu ölçülerle hazırladığımızda 4 güveç kabı için yeterli gelecektir. Ancak kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını istediğiniz oranda artırabilirsiniz. Güveçlerimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 20 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Bu arada küçük bir not, helvamız pişerken de kabaracağı için kabı çok fazla doldurmamaya dikkat edin. Üzerleri güzelce kızardığında helvamız pişmiş demektir. Kontrollü olmanızda fayda var. Pişen helvalarımızı fırından aldıktan sonra bekletmeden sıcağıyla servis edelim. Ben üzerine biraz susam serpiştirdim. Dilerseniz fındık, ceviz veya fıstıkla serpebilirsiniz veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Özellikle balık yemeklerinin yanında sıklıkla servis edilen bu nefis tatlı tarifini sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifi deneyenlerden yorumlarını, fotoğraflarını bekliyor olacağım. Açıklamalara hem bu tarife hem de daha fazla tatlı tarifine ulaşabileceğiniz bağlantıları da ekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.